İmam-ı Azam hakkında mesela şöyle bir menkıbe anlatılıyor. İmam-ı Azam Hazretleri yatsı namazını kılıyor. Yatsı namazını kılıyor. Yatsı namazını kıldıktan sonra tabi duaya devam ediyor. Allah'ım ne olur beni cehennem ateşinden halas eyle. Kurtar. Müezzin tabi kayyumu şeyin, caminin kayyumu kandili söndürüp evine gidecek. Tabi uyuyacak, sabahleyin namaza gelecek. Bakıyor ki İmam-ı Azam'ın, imamın bir türlü duası bitmiyor. Herhalde biraz uzun sürecek diyor. Neyse usulca kapıyı örtüyor, çıkıp gidiyor. Gidiyor uykusunu alıyor, geri geliyor. Bakıyor ki imam gene oturduğu yerde hiç şeyini bozmamış, istifini bozmamış. Gene Allah'ım ne olur beni cehennemden halas eyle diye. Ettiği dua da bu. Cehennemden kurtar diye. Aynı kaldığı cümle devam ediyor orada yani. Sabaha kadar durmadan cehennemden kurtulmak için orada dua ediyor İmam-ı Azam. Herhalde diyor bu kadar uzun zaman geçti. Efendim şey diyor biraz diyor yani şu kandilin diyor yağını değiştireyim de diyor sönmesin diyor. Kandilin yağını değiştirirken tıkırt yapınca İmam-ı Azam Hazretleri fark ediyor herhalde. Ondan sonra elini yüzüne sürüyor. Diyor kayım efendi diyor herhalde evinize gideceksiniz. O zannediyor ki yasından çıkmış evine gidecek. Diyor ki ya İmam efendi ne evi diyor ben uyudum geldim sen diyor hala daha bu halde devam Aynı ediyorsun. halde. Yani şimdi ondan sonra hemen kayyumun elinden tutuyor diyor ki sakın diyor bu gördüğünü diyor bir başkasına anlatma sabahlara kadar ibadet ediyor diyor dedirtme diyor millete diyor İmam-ı Azam diyor Ama İmam rüya Efendi olur herhalde diye. çok dayanamamış. Ondan sonra tabii biz de duyduğumuza göre diyor o zat da anlatmamış yani o Ama kayyumu. yani durulamaz ki. Böyle bir Şimdi örnek görürse insan paylaşmak ister yani. yani tabii anlatıyor yayılıyor bu tabii. Geliyor bedevinin bir tanesi. Ya imam diyor hemen şey yapıyor. Sen diyor sabahlara kadar böyle ibadetler ediyormuşsun. Yayılmış da. Diyor ya kendinden geçmiş bir vaziyette ibadetler ediyormuşsun. Hem İmam-ı Azam çok zengindir. Sen de çok zenginsin. Hiç o mal mülk diyor aklına gelip de diyor o diyor şeyi bozmuyor mu senin diyor dengeyi falan. Benim diyor 4 tane devem var diyor. Vallahi her rekatta diyor birisi aklıma geliyor diyor. Ondan sonra bir türlü aklımdan çıkartamıyorum. İmam da tabii imamca cevap veriyor. Ona diyor ki ben diyor develerimi diyor buraya bağlamıyorum ahıra bağlıyorum diyor.